Merhaba, iyi günler. Bugün Sırrı Süreyya Önder Kandıra Cezaevine teslim oldu. Kesinleşmiş hapis cezasını yatmak için Kandıra Cezaevine girdi. Kendisi ile cezası kesinleşmeden birkaç gün önce telefonla konuşmuştum. Annesinin rahatsızlığıyla uğraşıyordu, çok yoğundu. Bir de üzerine ardından bu olay çıktı ve cezaevinde ve suçlama 2013 Nevrozunda yaptığı konuşma. O konuşma sırasında ben de gazeteci olarak kürsünün altında izleyenlerden birisiydim. Ertesi gün gazetelerin hemen hemen hepsi silahlara veda müjdesiyle çıkmıştı. O konuşma ve Abdullah Öcalan'ın yollamış olduğu mesaj vesaire Türkiye'de yeni bir dönemin başlatıcısı olarak alkışlanmıştı. Ama daha sonra olaylar çok hızlı gelişti ve 28 Şubat 2015'teki o meşhur Dolmabahçe Sarayı'ndaki açıklamanın ardından HDP milletvekilleri ve hükümet temsilcilerinin birlikte yaptığı açıklamanın ardından Türkiye kısa bir süre sonra çözüm süreci, değişik adlar alan ama hepsine çözüm süreci diyebiliriz, sona erdi. Ve şimdi bunun hesabı soruluyor. Hesap öncelikle HDP'lilerden soruluyor. Selahattin Demirtaş'tan, Sırrı Süreyya Önder'den soruluyor. O tarihte devletin bilgisi dahilinde yapılan, devletin teşviğiyle yapılan, toplumun bazı kesimlerinin çok sert bir şekilde karşı çıkmasına rağmen yapılan, ısrarla yapılan ve bence de doğru yapılan bir şeydi, bir girişimdi. Ama maalesef başarıya ulaşamadı. Şimdi o dönemin hesabı, ki hukukta bunun olmaması gerekir ama pekala oluyor, geriye dönülüp o dönemin bir tarafı, o dönemdeki bir takım faaliyetlerinden, sözlerinden dolayı, ki o sözlerin de mahkemelerde tam olarak incelenmediğini de anlıyoruz, onlardan dolayı mahkum ediliyorlar. Bir MİT krizi yaşanmıştı. Fethullahçı savcılar Hakan Fidan'ı PKK ile gizli görüşmeleri izin verdiği gerekçesiyle gözaltına almak istemişlerdi. Ve ona çok ciddi bir şekilde Erdoğan o dönemde başbakandı, müdahale etti. Ve o dönemde daha sonra çıkarılan bir yasayla bu süreçte yer alan yetkililerin yargılanmasının önüne geçildi. Ama devlet yetkililerinin yargılanmasının önüne geçildi ama sivillerin ya da başka kişilerin yargılanmasının önüne geçilmiş falan değil. Ve bugün bunun hesabı o dönemde özellikle sürecin bir tarafında yer alan kişilere bunun faturası kesilmek isteniyor. Biraz daha geriye gidelim, 2013'ün de gerisine gidelim. 2009'da 1 Ağustos günü Ankara'da Polis Akademisi'nde bir çalıştay yapılmıştı. Başlığı Kürt meselesinin çözümü Türkiye modeline doğru. Gazeteciler vardı. Çalıştayı yönetenler Polis Akademisi yöneticileriydi ki sonradan zaten biliniyordu. Sonradan bunlar Fethullahçı oldukları için ya kaçtılar ya gözaltına alındılar, tutuklandılar. Ve Beşir Atalay İçişleri Bakanı olarak o çalıştayı hiç karışmadan not alarak izlemişti. O gazetecilerden birisi de bendim. MHP lideri Devlet Bahçeli o toplantıya katılan gazetecileri 12 kötü adam olarak lanse etmişti. Ama şöyle bir ilginçlik vardı. Gazetecileri sayısı 12'den fazlaydı. Dolayısıyla bundan yakınanlara sen onlardan değilsin deme lüksüne sahiplerdi. O isimlerden bakıyorum. Şu anda hala aktif bir şekilde bir gazetede yazarak ya da yöneticilik yaparak varlığını sürdüren bir ya da iki kişi var. Bunlardan birisi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Sözcüsü. Son günlerde pek gözükmüyor. Hala sözcülük yapıyor mu çok emin değilim. Ama İbrahim Kalın o tarihte gazeteci olarak, köşe yazarı olarak gelmişti. O vardı. Onun dışında hapisteki Mümtazer Türköne, yurt dışında yaşamayı tercih eden Cengiz Çandar ve Fehmi Koray Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal gibi
gazetelerde yazamayan ve benim gibi tabii isimler ve o tarihte başlayan startı verilen bir olaydı. Ardından meşhur Habur olayı oldu vesaire ve o günden bugüne bayağı bir mesafe kat edildi. Aslında slogan Başbakan Erdoğan tarafından, dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından çok güzel özetleyen bir slogan vardı. Analar ağlamasın. Burada tüm anneler kastediliyordu. Bayağı bir toparlayıcı bir slogandı aslında. Ama yürümedi. Bütün akil insanlar heyetlerine rağmen ve yapılan bütün müzakerelere rağmen, HDP milletvekillerinin devletin bilgisi ve teşviği ve denetimi dahilinde Kandil ve İmralı arasında mekik dokumalarına rağmen bir yerde iş tökezledi. Şimdi burada kim yanlış yaptı, kim bozdu meselesini bir kenara bırakalım. Sonuçta bir şeyler denendi, olmadı ve şimdi deneyen taraf, devletin o dönemdeki temsilcileri bugün de aynı. Bir takım isimler değişse de Erdoğan yine de bu işin sahibi. Erdoğan artık Kürt sorununu telaffuz etmiyor, bunun bittiğini söylüyor ve milliyetçi bir çizgide Bahçeli ile beraber hareket ediyor ve dolayısıyla Bahçeli'nin o zamandaki bütün eleştirilerinin karşı çıkmasının, engelleme çalışmalarının bu süreçleri başarıya ulaştığını görüyoruz. Başarıya ulaşmanın ötesinde bunun hesabı da soruluyor. Şimdi HDP'lilere yapılan bu şeyin yarın öbür gün akil insanlara, biz gazetecilere, başkalarına taşınmayacağı belirsiz, pekala olabilir. Çünkü bir malum linç psikolojisiyle insanlar anında kurban edilebiliyorlar. Örneğin Sırrı Süreyya'nın Kandil'deki fotoğrafları servis ediliyor. Onun cezaevine girmesini meşrulaştırmak isteyenler tarafından. Ama o fotoğrafların çekilmesini devletin istediği gibi çok önemli, temel bir realiteyi tabii ki görmezden geliyorlar. Yarın öbür gün biz gazetecilere de değişik tarihlerde yaptığımız röportajların, yazdığımız yazıların hesabı da benzer şekillerde sorulabilir. Burada önemli olan husus bence insanların nerede durduklarıdır. Bu yapılan devletin tavır değiştirmesiyle beraber tavır değiştiren çok kişi oldu. Yani çözüm süreci varken çözüm süreci yanlısı, çözüm süreci kalktıktan sonra da şahin olan, yani güvercinlikten şahinliğe terfi eden çok kişi oldu. Önemli olan burada hala Kürt sorununun kalıcı bir şekilde barışçıl bir yolla çözülmesini savunmak, bunun yollarını araştırmak ve bu uğurda da gerekirse katkıda bulunmak. O tarihlerde hatırlıyorum, birçok sürece karşı olan ama kendilerini solda tanımlayan birçok kişi, benim gibi bu sürece destek veren gazetecilere çok sert eleştiriler yöneltiyorlardı ve şimdi kazanmış olduklarını düşünüyorlar. O tarihlerde söylediğim bir şeyi hatırlıyorum. Ben kendim bildim bileli solcu olan birisi olarak daha çok küçük yaşlarda İstanbul'da katıldığımız mitinglerde zaten bu sloganları, Kürtlerin haklarının kazanılması talebini dile getirmiş insanlardık. Burada önemli olan kimin bu konuyu çözmeye soyunduğu değil. Önemli olan bu konuda bir iradenin sergilenmesiydi. Ama sonuçta bu irade şu ya da bu şekilde başarıya ulaşmadı. Nasıl olsa buradan bir şey çıkmaz diyen çok kişi vardı ve onlar haklı olduklarını iddia ediyorlar. Bence haklı falan değiller. Pekala bu süreç başarıya ulaşabilirdi. Ama birçok iç ve dış nedenle farklı farklı olayı bozmak isteyen farklı farklı çevrelerin işi bulandırmasının da zehirlemesinin de, suyu zehirlemesinin de payını akılda tutarak konuşmak istiyorum. Bu olayı engellediler. Örneğin bu olaya ilk başta devletin önemli bir parçası olan Fethullahçılar karşı çıktı. Engellemek için ellerinden geleni yaptılar.
Şimdi sanki Kürt sorununun çözümü yanlısıymış gibi yurt dışında olanlar bir takım öyle havalara giriyorlar ama o tarihlerde bu olayı sabote etmek için ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Çok basit bir kişisel bir örnek vereyim. 2009'daki o meşhur damgalandığımız Çalıştay'a, polis akademisindeki Çalıştay'a benim de adımı vermiş hükümet yetkilileri ama polis akademisinin başındaki Fethullahçılar bana ulaşamadıklarını, onun için benim gelemeyeceğimi söylemişler ki bu akıl alacak bir şey değil. Onlar için benim telefon numaramı bulmak kadar kolay bir şey olmaz. Çünkü zaten sürekli dinledikleri bir telefon numarası. Çok ilginç bir şekilde toplantıdan bir gün önce bizzat İçişleri Bakanı beni arayarak davet etmişti. Yani orada Fethullahçılara rağmen katılmıştım. Tabii ki Fethullahçılar diğerlerini engellemek istememiş olabilirler. Ben çünkü o tarihlerde de kendilerine karşı açık tavır alan birisiydim. Anladığım kadarıyla benim gibi sevmedikleri insanların bulunmasını istemediler. Bu benimki basit bir örnek. Özellikle KCK operasyonlarının o tarihlerde yapılan KCK operasyonlarının arkasında da bu yapı vardı. Ama sadece bunu baltalamak isteyenlerin sadece Fethullahçılar olduğu kesinlikle söylenemez. Birçok yerden, birçok siyasi hareketin içerisinden, hatta Kürt hareketinin içerisinden de değişik kişiler, gruplar, odaklar, farklı farklı sahiplerle bu olayın başarıya ulaşmasını istemediler ve sonuçta kazandılar. Ama onların kazanmış olması Türkiye'nin kazandığı anlamına gelmedi. Türkiye çok büyük bir kaybı yaşadı, yaşıyor. Her şey bir yana zaman ve enerji kaybı yaşadı. Türkiye Kürt sorununu barışçıl bir şekilde çözemeden hiçbir şey bence yapamaz, ileriye doğru gidemez. Bunu yıllardır savunan birisiyim. Bugün çok daha güçlü bir şekilde savunan birisiyim. Sonuçta bugün o tarihte sürecin içerisinde bir tarafında yer almış kişilerin sudan gerekçelerle tasfiye edilmesi, hapsedilmesi, cezalandırılması olabilir. Ama bütün bunlar Türkiye'de Kürt sorununun varlığının üstünü örtmesine yetmeyecektir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'de tüm sorunların anası bence Kürt sorunudur. Kürt sorununu yok sayarak Türkiye'de hiçbir şeyi kalıcı bir şekilde çözmenizin imkanı yoktur. Bugün kazandıklarını sananlar aslında en büyük kaybedenlerdir. Ama onların şu andaki mutluluğu aslında Türkiye'nin mutsuzluğudur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.